Hayır kızım, ne karar verirsen ver. Biliyorsun yani ben arkandayım. Dayız. Arkandayız. Hani ben de en az senin kadar yakınım ya benimle. Ay hayır, iki dakika kıskançlık çıkarmasan. Şurada duygusal bir konuşma yapmaya çalışıyoruz yani. Yap. O konuşmanın öznesi Tolga'ysa hiç boşuna çeneni yorma tatlım. Öyle de işte geçen gün geldiğinde çok üzgündü. Yani gerçekten üzgün insanlar gibiydin. Ne bileyim, böyle bir sessizdi falan. Ben de üzüldüm haline, söyleyeyim dedim. Zaten biliyorsun Süheyla abla zorlamış. Hayır yani bir yerde o ne yapsın? Yani senin birine üzülesin varmış demek ki. Tolga meselesi senin için kapanmış gibi. Selam Sherlock. Ay bu da yok beden dili, yok sesiniz, kimliğiniz falan seminerlerine katılıp orada öğrendiklerini bize satıyor. Yalnız Pelin bir şey diyeceğim. Ben de seni artık farklı görüyorum. Ama yani iyi anlamda. Ay! Biz ne zamandan beri lafı dolandıran sistalar olduk? Come on! Minnoşum, aşkım, bebişim. Biz sen yokken Simoş'la konuştuk. Hı. Konuyla ilgili bazı fikirlerimiz var ama sana da söz hakkı tanımak istedik. Evet, buyur, söz sende. Buyur. Helal olsun size be. Koca yürekli sistalarım benim. Bana da söz hakkı tanırlarmış. Pelin, uzatma istersen, anladın sen. Şuna bak, sizin aranızda ne var? Hayır, bir yok oluyorsunuz. Sonra geliyorsun sanki ikinci bir hayata başlamışsın falan. Kız! Ay yoksa sen aşık mı oldun? Ne aşık olması Bülent? Saçmalama. Ya bırak, görmüşler etraftan işte, sırtlamışsın kızı, atmışsın arabaya. Fena fikir değilmiş aslında. Ay Kadir'im, inanırım. Sert de yaparmış. Ya şu Tolga meselesi yok mu? Niye görüp de söylememişim? Buna sinirlenmiş. E dinlemedi. Ben de mecburen rahat konuşabileceğimiz bir yere götürmek zorunda kaldım kendisini. Kaçırdın yani. Yani onun gibi bir şey. Yalnız ben senin yüzünde kaçırılmaya hevesli böyle bir ifade görüyorum. Olur mu canım? Ya çok bağırdım, çok isyan ettim. Pelin, senin karşında salak yok. Aynen. Sen istesen kurtulurdun onun elinden. Ya kızım kaçtıkça karşıma çıktı. Çıkma abi. Dön gel sen de, madem konuşmak istemiyor niye zorluyorsun? Oğlum olur mu öyle şey? Ormanlık alanda kızı tek başına bırakacaksın. Yakışır mı bize? Sen onu tekrar kaybetmekten korkuyorsun. Kızım, yalnız adamla baş başa kalabilmek için elinden geleni yapmışsın sen. Ya ne alakası var ya? Şartlar öyle gerektirdi. Şimdi şartlar öyle gerektirdi diye beraber yattık falan da diyecek. Dermiş öyle bir şeymiş. Yani öyle oldu zaten. Ne? Yattınız mı lan? Yani teknik olarak yattık evet ama tam olarak yattık denilemez. Ya adamı hasta etme abicim, yatmışsınız işte, ne denir buna başka? Yani yattık ama bir şey olmadı. Nasıl yani? Siz bütün gece beraber yattınız ve hiçbir şey öpmedin mi? Onu bile yapmadın mı abi? Yani onun gibi bir şey oldu aslında. Yani öpüşür gibi olduk. Ama yatakta değil. Tavuk kovalarken. Ne yaparken? Ne dedi, tavuk mu dedi? Bana tavuk bul. Hemen bana tavuk bul. Ya şimdi ben tavuğu almak istedim, tamam mı? Tavuğu elimden kaçırdım. Biz onu kovalamaya başladık. Sonra ikimiz aynı anda tutacakken o bir anda uçunca biz de böyle dudak dudağa şey yaptık. Kalıverdik yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz şimdi bütün gece beraber yattınız, öpüşmediniz. Sonra gittiniz tavuk kovalarken mi öpüştünüz? Oğlum sizin nasıl bir fantezi dünyanız var ya? Oradan samanlığa geçseydiniz hemen. Ya saçmalama oğlum. Öyle bir şey olmadı. Oğlum daha ne olacak? Öpüşmüşsünüz işte, daha ne olacak? Yani tam olarak öpüştük denilir mi? Yani öpüştük diyebiliriz. Yani istemeyerek de olsa öpüştük yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.